Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda radyatör hortumları neden şişer, neden sertleşir? Bu konuda bilinen birçok sebep var. Bir de gizli ama önemli bir sebep var. Öncelikle bilinenlerden başlayalım. Motorumuzu çalıştırdık. Soğutma sistemi kapalı bir sistem, ısınmaya başlayacak. Bu aşamada termostat bu araç için 103 dereceye gelene kadar kapalı olduğu için burada bir devir daim olmayacak. Isı 90-100 derecelere geldiğinde haliyle basınç artacak, genleşme başlayacak ve ilk aşamada su genleşme tankına dolmaya başlayacak. Burada ilk sorunlar oluşmaya başlayabilir. Su seviyesi fazla doluysa genleşme için yeterli hacim olmayacak, genleşme sonucunda hortumlar şişecek, sertleşecek. Depo kapağı arızalı ise fazla basıncı dengeleyemeyecek ve hortumlar yine şişecek. Diyelim bunlar normal. Motor ısısı 103 dereceye geldi. Termostat açılmazsa içeride hararet iyice yükselecek. Basınç artacak. Zayıf bir nokta bulamazsa hortum şişecek, sertleşecek. Zayıf bir nokta bulursa da orasını patlatacaktır. Devir daim pompası çalışmaz ise ısınan sıvı radyatöre gitmeyecek. Hararet yine yükselecek. Yine hortum sertleşmesi. Sonunda da zayıf noktadan yine patlama gerçekleşecek. Yine her şey normal. Bu sefer de fan devreye girmiyorsa hararet yine yükselecek, basınç yine artacak, bir yeri patlatana kadar dayanacak. Sonunda bir yerden su dışarı fırladığında conta yanması, kapak eğilmesi gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Buraya kadar bilinen ve olmaması için motorun sık sık gözlemlenmesi gereken durumlar. Peki gizli sebep nedir? Bunun için şu grafiğe bir bakalım. Antifriz suyun kaynama noktasını yükseltmektedir. Antifriz oranına dikkat edilmezse kaynama noktası yükseldiğinden başlangıçta saydığımız sebeplere katkı yapacak ve hararetin yükselmesine dolayısıyla fizik kurallarına göre basınç da artacak. Bunları dengelemek için de hacmin artması beklenecek. Hacmin artma isteği hortumun genişlemesini isteyecek. Bu da sertleşme ve şişme sonucunu ortaya çıkaracaktır. Genç araçların parçaları daha yıpranmamış. Bu sonuca belli bir noktaya kadar daha dayanıklı olacak ama yaşlı araçlarda ise yıpranan parçalar zarar görecek. O zaman antifriz oranına dikkat etmek gerekiyor. Belirli oranlarda konulması gerekmektedir. Böylelikle bir yerde yararı olan ama fazlasının da zararının olduğu sinsi bir düşmanı tanımış olduk. Evet arkadaşlar, çalışmamızı yararlı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sorunlarınızı yorumlara yazmayı unutmayınız. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür eder. Bir başka çalışmada görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.